GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin aşağı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam ettiğini görebiliyoruz. Gün içerisinde 98 seviyelerinden başlayan satıcı seyirin 97-12'lere kadar devam ettiğini şu anda da 97-22 seviyesinde seyirini sürdürdüğünü görmekteyiz. Endeks bazındaki hareketlere baktığımızda tepki satışlarının devam etme ihtimalinin önde olduğunu RSI bölgesinin de aşırı satış bölgesine yaklaştığına şahidiz. Ancak genel çerçeve hareketleri incelediğimizde özellikle aşağı yönlü tepkilerin devam edebilme potansiyellerinin bir adım önde olduğunu ifade edebiliriz. 98 öncesinde ilk dikkat etmemiz gereken bariyer ise 97.48 olarak kaydedilmiştir diyebiliriz. Tepki satışlarının endeks tarafından devam edilmesi özellikle Euro-Dolar paritesinin de hatta Sterling-Dolar paritesinin de yukarı yönlü hareketler gerçekleşmesine katkı sağladı. Euro-Dolar paritesine baktığımızda gün içerisinde 1.0737 seviyelerinden 1.0848 seviyelerine kadar atak gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Özellikle son saatlerdeki hareketlere baktığımızda 1.08'in üzerinde seyirini sürdüren bir görüntü var karşımızda. Genel çerçevede hareketleri değerlendirdiğimizde öncelikli olarak ilk etapta 1.08 seviyesine dikkat ediyoruz. Genel anlamda da 1.0748 desteği önem arz etmektedir. Özellikle tepki alımlarının devam edebilmesi için bu destek üzerinde kalmasını sürdürmesi gerektiğini unutmayalım. Tabii ki tepki alımlarının devam edebilmesi için özellikle dolar endeksinin de tepki satışlarına devam etmesi gerektiği hususlara dikkat etmek gerekir. sterlin dolar paritesine baktığımızda dolar endeksindeki tepki satışlarından etkilenen bir görüntü var. Bu yüzden de aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığını, tepki alımlarının yukarı yönlü hareketlere devam ettirdiğini ilişkin düşünceler ön planda. 11:30'da İngiltere'den olumsuz veriler gelmesine rağmen Sterling olar perytisinin yukarı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam ettiğini, tepkilerini sürdürdüğünü görebiliyoruz. 1.578'er ilk direnç noktaları ki bu direnç noktası geçilmesi durumunda tepki alımları daha da üst noktalara taşınabilir. Genel çerçevede ilk destek noktamız 1.50.10, genel destek noktamız ise 1.49.70 olarak kaydedilmiştir. Bu iki destek noktası üzerinde sterlin dolar paritesinde de tıpkı euro dolar paritesi gibi tepki alımları düşüncesi ön plana geçebilir. Burada özellikle saat 15.30'da Amerika'dan gelecek olan veriler ve haftanın son işlem gününde ABD seansında çalışan 16.30'daki hareketlere dikkat etmek lazım. Dolar endeksinin özellikle toparlanma evresine girebilir mi giremez mi bunun cevabını da özellikle ilgili veri ve borsa açılışı sonrasında daha net görmüş olacağız. Bu yüzden de özellikle Euro dolar ve Sterlin dolar'da satış beklentisi içerisinde olan traderlar ilgili endeksin aşağı yönlü hareketlerini sınırlandırmasını beklemesi gerekiyor. Çünkü Euro dolar ve Sterlin dolar'da yukarı yönlü hareketler devam etmektedir diyebiliriz. Dolar yan paritesine baktığımızda aşağı iner hareketlerde daha istekli olduğunu görebiliyoruz. Çünkü dolar endeksinde tepki satışları daha etkili. Bu yüzden de özellikle hareketleri incelediğimizde çok net aşağı yönlü baskılarına devam ettiren bir görüntü var. Bu yüzden de dolar yan paritesinde aşağı yönlü baskıların devam edebilme potansiyelleri mevcuttur diyebiliriz. Hangi seviyelere dikkat edeceğiz? Öncelikli olarak 119.46 direnci günün en önemli seviyesidir ki bu bölge altında satıcılı seyir devam etmesi beklenilmektedir. 119.46 öncesinde de ilk direnç noktamız 119.09'dur diyebiliriz. Yani genel çerçevede baktığımızda aşağı yönlü hareketlerin 118.30, 117.75 bölgesine devam edebilme ihtimalleri dolar endeksi tepki satışına devam edecekse kuvvetli bir ihtimal olarak karşımıza çıkacaktır. Özellikle burada Dolar yan paritesinin yeniden yukarı yönlü ataklar gerçekleştirip 119.09-119.46 bölgesine doğru ilerleyebilmesi için dolar endeksinin tekrar toparlanması ve yukarı yönlü önemli hareketler kaydetmesi gerektiği unutulmamalıdır diyebiliriz. Yurt içine geldiğimizde dolar endeksinin zayıf seyri ister istemez dolar Türk lirası üzerinde de etkili olmaktadır. Kurbazında aşağı yönlü hareketler 273'ten beri devam etmekte. Aslında bu hareketin bir tepki satışı olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Burada 267 destek noktası dikkatle takip edilmeli. Dün de bu seviyeye kadar gerileyerek önemli bir tepki göstermişti. Acaba tepkiler devam edecek mi? Bu yüzden de 267 seviyesine göre net bir şekilde karar vereceğiz diyebiliriz. Bu yüzden de 267 destek noktası gün içerisinde dikkatle takip edilmelidir. Ham petrole gelecek olursak, ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin 57.40'lara kadar devam etmiş, sonrasında bir sakinlik var. Haftanın son işlem günündeyiz. Piyasalar ABD'den gelecek olan verilere odaklandı. ABD borsalarının seyrine odaklandı. Bu yüzden de ham petrol şu anki sürece kadar sakinliğini korumakta. Genel çerçeveli hareketleri incelediğimizde, üzerinde ısrarla durduğumuz 55 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Bu yüzden de özellikle aşağı yönlü hareketlerde 55 seviyesi kırılacak mı, kırılmayacak mı buna bakmak gerekiyor. Genel görüntü 55 üzerinde pozitif olduğunu vurgulayabiliriz. İlaveten burada dikkat edilmesi gereken husus 55 seviyesinin ayrı zamanda bir kontrol noktası olduğudur. Çünkü 5740'ın yükseliş trendinde kalanın üst noktası olduğunu söylediğimizde özellikle buradan gelecek tepki satışlarında 55 destek noktası kırılıp kırılmamasına bakacağız ki tepki satışları devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabı için de kontrol noktasına dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Son olarak da kıymetli madenlere yoğunlaşalım. Altın fiyatlarının 1207.65'lere kadar yükseldiğini ancak yükselişlerini devam ettiremediğini görebiliyoruz. Dikkat edildiyse özellikle 1210 seviyesi bir türlü geçilemedi ve bu yüzden de aşağı yönlü bir hareketlilik daha istekli olmuştu. RSI göstergesini incelediğimizde de zaten özellikle zirve noktaları birleştirildiğinde ilgili kanal bölgesinin geçilemediğine şahidiz. Bu yüzden de 1210 direnci önemini korumaktadır. 1210'un altında kaldığı müddetçe satıcılı seyir devam etmesi beklenilmektedir diyebiliriz. Son olarak da gümüş fiyatlarına değinecek olursak biraz önce kritik bir bölge olarak adlandırdığımız 16.49 seviyesinin hafifçe üzerine çıktığını ancak kalıcılı bir şekilde devam ettiremediğini gördük. Bu yüzden de özellikle Gümüş fiyatlarında 16.49 seviyesi yakinen takip edilmeli çünkü bu bölge aslında bir karar verme noktası olarak kaydedildi. Gerek 200 periyotluk üstel hareketli ortalama gerekse Fibonacci 138.2'lik düzeltme oranına tekamül ettiğinden dolayı yakinen takip etmeli ve özellikle tepki alımları devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabı için önemli bir bariyer konumundadır diyebiliriz. Eğer gümüş fiyatları 16.49 seviyesi üzerinde hareketler gerçekleştiremezse bu seviye üzerinde kalıcı bir hareketleri konuşamazsak o zaman aşağı yönlü hareketler daha istekli olabilir. Tıpkı altındaki 1210 direnci altındaki satıcılı seyir gibi. Bu yüzden de Özellikle 16.49 seviyesi günün kalanında dikkate takip edilmelidir diyebiliriz. Genel çerçevede dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk Lirası dolar yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiler bunlardır ibarettir. İşlemlerimizde stop loss kullanmayı ve trend önlü pozisyonları gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. herkese başarılı işlemler diliyorum.